Biraz önce Sena söyledi, vurulduğumuz bölgeden bize alacaklar dedi güvenlik nedeniyle. Bu arada şimdi acaba İsrail'in en büyük limanı kapanabilir mi? En büyük limanı Aştot. Hayfa Limanı'nda henüz bir durum yok ama bu Ashdod'un kapanabileceği yönünde duyumlar geldiği de ifade ediliyor. Ekonomi gazetesine dayanarak söylüyorum bunu. Bunların en önemli nedenlerinden bir tanesi burada liman personelinin askere çağrılması olduğu da ifade ediliyor. Gemi sayısının azalması, navlu fiyatları navlunun artması bekleniyor. Bir de e, ticarete bir etkisi var. E, önemli kayıplar lojistik tarafında olabilir. İnsani boyutun dışında, Orta Doğu'da yaşanan bu gelişmeler e, limanlarda operasyonların aksamaya başlamasına sebebiyet vermiş durumda. E, Türkiye, İsrail, Filistin'le ticaret için değil sadece Suriye, Ürdün, Asya'nın Türkiye bağlantılı yükleri için de tehdit oluşturuyor ve navlunda da artışlar yaşanma ihtimali var. Bu genel itibariyle ticarette etkili Etkileyecek, ticaretin yanında enerji de etkileyecek bir durum olarak karşımızda Volkan Özdemir Hazır mı? Doçent Doktor Volkan Özdemir. Ee, hocam merhabalar. Hocam şimdi e, tabii ilk merhabaları kolay gelsin. Ben şimdi bugün bir de grup toplantıları var. E, grup toplantısı olacak bir yarım saat kadar sonra. Dolayısıyla çok hızlı hızlı sorularımı sormak istiyorum. Şimdi savaşın ilk faturası deniz yoluna çıktığını görüyoruz. Burada İsrail'in en büyük limanlarından Aştot'un kapanabileceği yönünde yorumlar var. Hayfa'da bir şey yok. Ama gemiler İsrail'in 80 kilometre kadar yenaştırılıyor. Oradan ileri gidemiyor karayoluna. O bölgede de kara ve tren yoldan ve uçak yolundan ziyade deniz taşımacılığı var. Böyle bir problem var. Bunun yanında yine yorumlara bakıyoruz. Ekonomi dair daha doğrusu enerjiye dair burada hem doğalgaz fiyatları Petro fiyatları riskleri barındırıyor genel bölge açısından İnsanın boyutun dışında söylüyorum bunları soruyorum bunları bir de g20'de Hindistan'dan başlayan İsrail'e devam eden bir hattan bahsediliyordu biliyorsunuz Bu da artık herhalde rafa kalktı Buyurun hocam en sondan başlayalım o zaman hızlı hızlı İmek koridoru zaten e, algı yönetimine dair bir projeydi çok edimsel gerçekleştirilebilir bir proje değildi fakat daha başlamadan o algı yönetimi de sona erdi biliyorsunuz. Ortadoğu'da Suudi Arabistan İsrail normalleşmesinin bir boyutu olarak aslında hazırlanmıştı. Daha sonra Hayfa limanından güya Avrupa Birliği'ni hedef alan bir projeydi. Şimdi ilk sonuç piyasalar ve jeopolitik açısından baktığımızda bahsettiğiniz navlun fiyatlarının artması, petrolde 88'e doğru bir tırmanış. Bugün biraz daha stabil pozisyonda. Ama asıl önemli olan siyasi, jeopolitik açıdan e, Suudi arabistanda İsrail'in normalleşmesi, İsrail'in daha yumuşak bir politikayla bölge ülkeleriyle ilişkilerini yani düzeltmesi açısından e, son aylarda yaşanan gelişmenin terse dönmesi. Şimdi tabii burada birkaç ciddi etki var. Şimdi ben en büyük etkinin bu e, İsrail-Gazze meselesinden dolayı burada çıkacak bir çatışma, daha büyüyecek bölgesel bir savaş ki bu bir senaryo dilerim olmaz, o kadar büyümez çünkü İran'ın da içine çekilebileceği büyük bir senaryodan bahsediliyor ki şu aşamada düşük ihtimal fakat bunu da arzulayanlar olacaktır ama en büyük etki bakın dikkatler bir anda kuzeyimizden yani Ukrayna'daki savaştan Rusya Ukrayna savaşından güneye doğru çekilmeye başlandı bence en büyük jeopolitik politik etki bu bir anda Amerika Birleşik Devletleri de daha fazla Orta Doğu'ya odaklanma aşamasına geçmeye başladı. Şimdi bu etkilerin zaman içerisinde nereye evrileceğini göreceğiz. Ama e, tabii bunu İsrail uzmanlarının değerlendirilmesi lazım. Ben bölgesel uzmanlığa çok önem veren bir insanım. İsrail konusunda uzman o zaman, değilim dolayısıyla O zaman orada, o zaman sözünüzü kesiyorum. şunu tamam. ama şunu ekleyeyim. E, dışarıdan görünen şu. Bakın genel resmin dışında özellikle dışarıdan görünen şu İsrail tahminimizden çok daha karışık karmaşık bir vaziyette içten bölünmüş bir pozisyonda yayınlarından bunu görüyoruz dediğim gibi İsrail'i kültürünü dilini özellikle bilen uzmanların daha iyi yorumlayacağı bir meseledir İsrail'in için.